Merhaba arkadaşlar. Afet psikolojisi ve sosyolojisi dersimizin 5. ünitesiyle beraberiz. Bu ünitemizde afetler ve toplumsal cinsiyet konularına göz atacağız. Öncelikle bölüm amaçlarımızı incelersek toplumsal cinsiyetle ilgili tartışmaları özetleyebilmek Afet ve toplumsal cinsiyet ve eşitsizlik ilişkilerini değerlendirebilmek, arkasından kadınların afet deneyimleri ve afet yönetimindeki rolleriyle ilgili tartışmaları özetleyebilmek, son olarak da erkeklerin afet deneyimleri ve afet yönetimindeki rolleriyle ilgili tartışmaları özetleyebilmek gelecek. Bölüm başlıklarımıza baktığımızda öncelikle toplumsal cinsiyet olgusunu ele alacağız. Arkasından kadın ve afet, son olarak da erkek ve afet konusunu ele alacağız. Toplumsal cinsiyet kavramına bakarsak tanımsal olarak toplumsal cinsiyet kültürel anlamda kadın ve erkeğin biyolojik özelliklerine dayalı olarak oluşturulan kadınlık ve erkekliktir. Pinche'ye göre toplumsal cinsiyet e, statik değil, aksine dinamik bir özellik taşımakta. E, zamanla hem kültür içerisinde e, hem de kültürler arasında farklılıklar göstermektedir. Kadın ve erkeğe atfedilen kültürel anlamlarda e, toplumsal cinsiyet rolleridir. Bu toplumsal cinsiyet rollerine baktığımızda Kadın ve erkeğin üreme, üretim ve topluluktaki rollerinin erkeğin üreme, üretim ve topluluktaki rolleri açısından oldukça farklılaştığını görmekteyiz. Daha çok kadına yüklenen üreme rolleri içerisinde biyolojik üreme işini görmekteyiz. Bununla ilgili toplumsal yeniden üretim işi de paralelinde gelmekte. Kadının emeği burada görünmez ve karşılığı ödenmemiş bir emek olarak karşımıza çıkmakta ve kadınların bağımlı karar almayı desteklemesi söz konusu olmaktadır. Üretim rolüne baktığımızda geçim faaliyetleri ve erkeklere göre daha düşük ücretlerin elde edilmesi söz konusu. Kadının emeği daha görülmez bir görünmez bir emek. Ve işin doğası genellikle yeniden üretim rolüne dayanmaktadır. Topluluktaki rolüne baktığımızda kadının daha çok akrabalık ilişkileri, dinsel faaliyetler, sosyal etkileşim ve törenlerin devamını sağlamak e, gelmektedir. E, yine topluluktaki rol açısından kadına ücretsiz işler, aile e, içi ücretsiz işler yüklenmekte. E, i̇şin doğası yeniden üretim rolüne benzemektedir. E, toplumsal cinsiyet rolleri açısından erkeğin e, üreme, üretim ve topluluktaki rollerine baktığımızda e, üreme ile ilgili minimum iş yüklenmekte, e, hareketlilik e, kadına göre daha fazla olmakta, e, özellikle toplumsal yeniden üretim işi daha çok isteğe bağlı olmakta ve e, e, erkeğin emeği daha görünür e, olmaktadır. Ve karar verme gücü de e, daha çok erkeğin kendi elindedir. Ee, üretim rolü açısından baktığımız erkeklerde daha çok gelir e, geçim faaliyetleri e, önümüze çıkmaktadır. E, kadınlara göre daha yüksek bir ücret ve daha görünür bir emekten bahsedebiliriz. E, geçimi sağlayan olarak kabul edilmekte erkeğe yüklenen bir başka durumdur. E, topluktaki roller açısından baktığımızda daha çok siyasi rollerle e, prestij ve güç sağlayan bir konumda. Ücretli işlerle ve fazlaca görünür bir pozisyonda erkeği görmekteyiz. Ee, yine buna benzer bir e, şekilse e, toplumsal cinsiyet güç ilişkileri anlamında şekillenebilir. Tıpkı bir terazinin iki kefesi gibi fakat eşit durmayan, dengeli durmayan bir yapıda kadınlar ve erkekleri farklı özelliklerle görebiliriz. Erkekler az önce de sıraladığımız özelliklere benzer biçimde daha serbest hareketliliğe sahip. Karar verme etkisi erkeğe kendisinde olan. Siyasete katılım düzeyi yüksek, kamusal alanlara erişimi gayet açık, mülkiyet hakları olan ve esas değer olarak kabul edilen taraftır. Fakat kadınlara baktığımızda erkeklere göre daha sınırlı hareketliliğe sahip, karar verme erkinden yoksun, siyasi dışlanmışlığı olan... Kamusal alanlara sınırlı erişimi olan mülkiyet haklarından yoksun ve yardımcı değer olarak görülen bir taraftır. Afiyetlerde kadın ve kızların daha kırılgan olmasının arkasında bir takım sebepler bulunmaktadır. Bunlara baktığımızda sosyal açıdan kadının ve kızların daha sınırlı olması, bunun yanı sıra sosyal ve kültürel olarak kadınların daha çok erkeklere bağımlı olması durumu. Bir başka maddede baktığımızda uyarı bilgilerine ulaşmada. Ve bu uyarılara tepki verme konusunda e, çeşitli sınırlılıkların ve zayıflıkların olması durumu. E, cinsel istismara, hane içi ve hane dışı e, şiddete yüksek oranda maruz kalma riski. E, çocuk doğurmak ve büyütmekle ilgili faktörler. E, buna ilaveten okuma yazma ve okulaşma seviyesinde kadınların e, oranlarının oldukça düşük olması. Ve aile içerisindeki tüm kesimlerin... Çocuk, yaşlı, hasta, engel ve genç gibi tarafların sorumluluğunun daha çok kadında görülmesi, bunlar afetlerde kadın ve kızların daha kırılgan olmasının arkasındaki temel sebeplerdir. Bir başka konu üzerine durduğumuzda, Afetlerin kadınlar üzerindeki onsuz etkilerine bakabiliriz. Bunlar fiziksel etkiler, e, duygusal etkiler ve daha çok sosyoekonomik etkiler başlığını şekillenmekte. E, burada ağrı, uyku bozuklukları ve benzeri e, etkileri fiziksel etkilerde. Duygusal etkiler e, içerisinde de daha çok e, duyguyla ilgili e, çeşitli yansımaları. E, sosyoekonomik başlıklarda ise yeni sosyal rollerle tanışmak, izole olmak, çalışamamak, damgalanmak ya da güven kaybı gibi durumlarla üç başlıkta inceleyebiliriz. Afetler ve erkekler konusuna baktığımızda afetin psikolojik etkileri erkekler üzerinde de önemli derecede yıkıcı sonuçları yol açabilmektedir. Aslında afet çalışmalarında daha çok kırılgan taraflar olarak kadınlar ve diğer sosyal gruplar ele alınırken erkeklerin sanki daha dayanıklı daha belki o kadar etkilenmeyeceği varsayılmaktadır Fakat çalışmalarda gösteriyor ki erkekler de önemli derecede yıkımlar yaşayabiliyorlar afetlerden. afetlerin afetler sonrası erkeklerin, Psikolojik sağlıklarına meydana gelen yıkımların kökenlerinin sadece bireysel boyutta değil aslında yapısal boyutta da aranması gerekmekte. Burada sorunun kaynağını bulmak aslında çözüme ulaşmada bir rehber niteliğindedir. Connell'in çalışmalarında baktığımızda hegemonik erkeklik dediğimiz bir kavram karşımıza çıkmaktadır. Bu Toplumda baskın olan kabul gören erkeklik anlayışına ve pratikliklerine karşılık gelmektedir. Bu anlayış ve pratikler sabit bir kimlik değildir. Zamanı ve koşullara göre değişiklikler gösterebilmektedir. Bununla beraber bugün dünyanın pek çok yerinde kabul gören hegemonik erkeklik heteroseksüel, sinirli, otoriter ve cesur olma özelliklerini de taşımaktadır. Erkeklerin ve erkek çocuklarının yaşadığı olumsuz etkileri anlamında afetler konusuna bakarsak Öncelikle afetler, erkek ve erkek çocuklarının daha çok hegemonik erkeklik anlayışına göre davranmasını zorlamaktadır. Bu durum risklerin erkekler tarafından daha düşük, daha önemsiz olarak değerlendirilmesine yol açarken önlem alma davranışlarını da engellemektedir. İkinci olarak baktığımızda geleneksel cinsiyet rolleri açısından erkeklere yüklenen hane dışı sorumluluklardan biri olan ekonomik kaynak sağlama görevi acil durumlarda sekteye uğramaktadır. Bu da iş imkanlarının kaybolması, sermayeye kaybı, çeşitli bedensel kayıplar erkeğin babalık ve hane içi hane reisi olma sorumluluğunu da engellemektedir. Üçüncü olarak baktığımızda, özsaygı ve statü kaybı stresiyle başa çıkmak için yardım alma davranışı erkeklerde kadınlara oranla daha düşük. Ve tüm bunların yanında sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının artışı. İntihar eğilimlerinin yine artışı yakın çevreye özellikle kadın ve çocuklara şiddet eğilimlerinin artması afet sonrası erkeklerde sıklıkla gözlenen davranışlar olarak kaydedilmiştir. Bu ünitemizde afetler ve toplumsal cinsiyet olgusunu ele aldık. Yine kitabınızdaki ünitelere ilaveten video çekimleri, deneme soruları sizi sınavlara daha etkin hazırlayacaktır. Çalışmalarınıza başarılar dilerim.